18 Ocak, 24 Ocak değerli yengeç burçları nasılsınız? Umarım her şey çok iyidir. Yükselen ve ay burcunuzu mutlaka takip ediyorsunuz. Instagram sayfalarım, astrolojiden ne haber ve Akkaya Official sayfalarım. Hemen şöyle bir haritanıza bakıyorum. Bu hafta ortaklaşa yapacağınız planlar, iletişimle alakalı yaptığınız işlerde çok önemli anlaşmalar, görüşmeler, şanslar karşınıza gelebilir. Yine güzel anlaşmaların keyfini çıkartacağınız, hatta gelecekle ilgili bu konularla ilgili çok güzel planlar içerisinde olacağınız, yani iyi günlerin sizin yavaş yavaş hayat enerjinize doğru akmaya başladığını ve bunları doğru değerlendirdiğinizde de özgüveniniz ve bulunduğunuz alanın gücünü daha keyifli yaşayacağınız, bence artık sizden tek ricam, başkalarının ne dediği değil, sizin kalbinizden geçen enerjiyle yol alın. Çünkü siz başkalarının bazen fikirleri çok önemli olduğu için, dinlediğiniz için ve anaç ruhunuzla yaklaştığınız için bu hataları yapıyorsunuz. Artık etrafa atıyorsunuz. Sadece şanslı olan 2 haftayı çok doğru değerlendirdiğinizde maddi olarak sıkıntılarınızın daha rahat ereceği, beklediğiniz kredi ya da ev krediniz ya da araç krediniz neyse bunun keyfini çıkartacağınız yeni bir anahtarın coşkusu var. Bunu çok iyi değerlendirmeniz lazım. Zira çevrenizdeki dostlarınız ya da yakın iş arkadaşlarınızın aklına uyarsanız bu gecikecek. Hiç geciktirmeyelim. Dışarıya atalım. Kendi içimizdeki gerçekle yüzleşelim ve bu yüzleşmemiz doğru ve bize kazanç sağlayacak gözüküyor. Uzun süredir iş problemi olan ve özellikle atama bekleyen ya da devletle alakalı bir beklentiniz ya da kurumsal büyük bir firmaya girmek istiyorsanız bu hafta bununla ilgili olumlu süreçler sizin hayatınıza renklilik getirecek. Bir yakın bayan dostunuz ya da bir ablanız ya da bir büyüğünüzden alacağınız bir referans size çok artı bir iş kapısı ve hayırlı bir iş kapısı getirecek. Bu da sizi rahat erdirecek. Şimdiden hayırlı olsun diyorum. Özellikle bazı yengeç burçlarında öğretim ne bileyim belediyede büyük devletle alakalı kurumsal olan %50 devletin %50 farklı noktanın olan bazı şirkette olan bazı yengeç burçlarında ani değişimler. Bu değişimler sizin işinize zarar verebilir. Özellikle yarı devlet yarı kurumsal olan firmadaki çalışanlar bu hafta bu konudaki çevre yöneticilerinize dikkat etmeniz lazım. Mobbing uygulaması ya da insanların tavır ve edaları sizi çok yoracağı için ani tepki verip işinizden çıkıp iş araştırmasına girmeyin. Hak ettiğiniz yükselmeler olacak. Sadece sizi bezdirmeye çalışıyorlar. Lütfen kimseyi çevrenizi önemsemeyin. Başta dedim ya, lütfen çevrenizi önemsemeyin. Çünkü bu haftayı doğru değerlendirdiğimizde sırtınız yere gelmeyecek. Daha güzel kapıların aydınlanması olacak değerli yengeç burçlarım. Kariyer hayatınızla ilgili güzel adımlar ve ortaklı fikirleri olan, özellikle kendi işinizde büyük ortaklığı daha büyütmek, daha farklı işler yapmak isteyen bazı yengeçler içinde doğru anlaşmaların imzası olacak ve biz bunu yurt dışı patent, yenilik, daha büyütme ya da alanımızı daha genişletip daha küçük bir alandaysak daha büyük bir alana geçiş sağlayacağız. Bu işimizde büyük bir ihtimal altyapısını oturttuktan sonra bize kazançlar sağlayacak. Yani siz korkmayın, yapın, imzanızı atın. Rabbim sizin ayaklarınızdaki rızkı size en iyi şekilde vermiş. Doğru değerlendirin değerli yengeç burçları. Bu ara belki annenizin, belki eşinizin, belki kocanızın psikolojik olarak bazı zorluklar olabilir. Sizi zorlayan aynı hani bazen insanlar aynı soruya evet, evet, evet aynı cevabı alırız ya. Sanki aynı lafları duymaktan çok fazla yorulmuş olabilirsiniz. Aynı şeyleri ifade etmekten çok yorulmuş olabilirsiniz. Bence sizin bu ara eşinizle olan ilişkinizi sakinletmemiz lazım. Anne ya da büyüklerimizle alakalı sakinletelim ki aramızdaki bağ kopmasın. Çünkü aileye çok düşkün bir yapınız var. Aynı şekilde ailenizin de size çok düşkün bir yapısı var. Gereksiz incinip çünkü sizin bir de inadınız çok uzun sürüyor. Ve gereksiz inat diyaloğumuzu da bozuyor. O yüzden bu hafta kimseye kırılmaca yok. Hane içerisinde anne, baba, eş, çocuk. Yani bu tarz durumlardan uzak duracağız mümkün olduğu kadar. Şöyle söyleyeceğim. Bu ara kimliğinizi kaybedebilir, ehliyetinizi kaybedebilir. Dağınık bir hani iş temposundan kaynaklanan kimlik, ehliyet, kredi kartları gibi durumlar kaybolabilir. Lütfen bunları bu hafta dikkat edelim. Bir de şöyle bir şey var. Araçta ufak bir kaza atlatabilirsiniz. Aracınızın bir tamir bakım dönemi olabilir. Bunun temposu sizi kasabilir. Böyle bir enerji haftanızda var. Bunu ihmal etmeyin diyorum. Özellikle bekar olanlara yeni bir aşk heyecanı. Enerjinizde hem para ve hem aşk var.
Ve bu enerjiyi doğru hayatınızda sunduğunuzda da bu hafta çok keyifli olacak. Çünkü parasal konularda artık birikim döneminin kararını verdiniz ve kendiniz için bir şey yapmak istiyorsunuz ve kendi hayatınızın daha sağlamlaştırmak istiyorsunuz. Siz artık neye uyandınız? İş sağlamlaşsın, ailedeki sorunları dengeleyeyim. Başkalarının lafı değil, kendi dediğim noktaya doğru ve eksik olan eğitimimizi tamamlamamız gerekiyor. Bunları da tamamladıktan sonra rütbemiz, işimiz gayet rahat olacak. Boyun fıtığınız, bel fıtığınız ve sırt ağrılarınız olabilir değerli yengeç burçları. Bu hafta bunları yanlış egzersiz yapabilir, vücudumuzu kasabiliriz. Rica ediyorum, dikkat edeceğiz. Bir de uzun süredir çocuk tedavisi gören bazı yengeçler tüp bebek denemesi yapması gerekebilir. Allah nasip edecek ama tüp bebek şart olarak tedaviniz tüp bebek yönüyle olabilir. Doktorunuza gitmenizi tavsiye ediyorum. Sevgi ve umutla kalın değerli yengeç burçları. Hayatta ne istiyorsanız Rabbim size versin. Bol sağlık, ülkemize bereket, dünyaya iyilik versin. İyi insanlar çocuklarımızla karşılaşsın. Hoşça kalın.